Herkese yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Ben Furkan, bu güzel bir de arkadaşlar. Zula'nın kasma sorunu ile ilgili sizlere birkaç püf nokta göstereceğim. Ben yaptım arkadaşlar, bende kesinlikle çalıştı. Zula'nın kasma sorunu ile ilgili, yani kasmadır, drop yemedir, bununla ilgili birkaç sorun göstereceğim dediğim gibi. Umarım da videoyu beğenirsiniz. Beğenirseniz aşağıdan bir like atmayı unutmayın sadece. Arkadaşlar öncelikle ekranımızı bomboş yapıyoruz. Şöyle bomboş abi. Tertemiz yaparsanız güzel bir zaten etkeni olacaktır sizlere. Buna emin olabilirsiniz. Şöyle abi, yani önce ilk olarak ekranımızı tertemiz yapıyoruz. Fazla bir şey olmayacak şekilde. İkinci olarak bilgisayarıma giriyoruz abi. Windows C'ye giriyoruz. Ya, tabii Zula'nın kurulu olduğu yere girmek için yapıyorum bunu. Sizde D'de de olabilir, E'de de olabilir varsa. Yani fark etmez. Zula'nın kurulu olduğu yere, Locum Games'e giriyoruz. Burada Zula. Zula'ya geldik abi. Zula'nın bize launcher önemli. Bu launcher önemli. Bunu sakın bir yere atmayın. Atarsanız, nerede tıklarsanız orada çalışır ama atmayın bir yere abi. Burada kalsın. Sağ tıklayıp özellikler diyoruz. Dedik mi abi? Uyumluluk. Yani burada genel arşiv. Buralar bir işimize yaramayacağı için. Uyumluluğa geldik. Önce Zula bu sizde 7 olabilir, Vista, XP, 98, 95 onlar olabilir. Bunu Windows 8 yapıyoruz, tiki çekiyoruz abi. Yani tiki çektiğimizde herhangi bir etkisi olmuyor ama gene de siz Windows 8'de tutun burayı. Ben de bilmiyorum oranın ne işe yaradığını. Burada arkadaşlar tam ekran iyileştirmelerini devre dışı bırak diye bir seçenek var. Buraya geldiniz. Bu tikli olacak. Yani bu yani tikli yapın. Bu ne işe yarıyor derseniz, tam ekrandayken herhalde güzel bir efekt ekliyorsa Zula, bir şey yapıyorsa bunları yapmıyor ve kasmayı engelliyor sanırsam, bildiğim kadarıyla. Bu programı yönetici olarak zaten bu gerekiyor. Bunu çalıştır deyin. Burayla işimiz bitti abi. Zula mesela şurada diyelim. Bunu kaldırdık abi. Şuraya tekrardan ekliyorsunuz. Hani masa üstüne gelen Zula'nın kendi programı olabilir. O programı dediğim dosyası olabilir. O dosyayı kaldırın, ikonu. Bu Windows C, Locum Games, Zula, buradan girdiğimiz launcher'ı buraya koyun. O daha mantıklı olacaktır. Sonra Zula'ya girdik abi. Girelim. Girelim. Arada bir yenile yapın. Bu arada Advanced sistem kullanıyorum. Bu çok işe yarıyor. İstediğiniz her yere taşıyorsunuz abi. Şöyle istediğiniz gibi sürüklüyorsunuz. Bunu her şey yaptığında RAM'i temizle diyorum. RAM mesela bayağı program açık olmuş. 30'a, 50'ye, 60'a falan çıkabiliyor. 50'ye 60'a çıkabiliyor. O yüzden etkisi bayağı oluyor bizler için. Dediğim gibi arkadaşlar, önünüze hani fazla bir dosya koymayın. Dediğim gibi. Aha da girdik Zula'ya. Şimdi Zula diyelim ki hani oyundaki kasmada bu şekilde çözülecek. Daha durun, daha bitmedi. Bu sizde şöyle olabilir. Tam ekrandır. Hani hiçbir şeye dokunmadıysanız Zula'da. Hiçbir şeye dokunmadıysanız böyledir. Tam ekran. Ekranınızın boyutu neyse otomatik ayarlar. Tabii ki. Yani nasıl diyeyim size. Bu tam ekran olur bura. Doku kalitesine dokunmaz herhalde. FPS limiti otomatik verir. Anti-aliasing buralar açık ya da kapalı olur. Bilmiyorum. Öncelikle zaten grafik seviyesini maksimumda oynuyorsanız onu bir minimuma alın bir. Önce ben hani hiçbir şey demeden minimuma bir alın. Hiçbir şeye karışmadan önce ilk bir minimuma alın abi. Ondan sonra ise burayı tam pencere yapın abi. Tam pencere. Çözünürlüğü otomatik veriyor. Tam pencere yaparsanız. Çözünürlüğü kendi veriyor. Siz karışamıyorsunuz abi. Burada doku kalitesi ise düşük diyor. Hani bu yüksek yaparsanız daha net oluyor böyle bloklardır, şeylerdir. Yerler falan, duvarlar daha net böyle. Bildiğiniz çok daha yani bir parlaklık ayarı güzel oluyor. Her neyse. FPS limitini 200'e getirin. Zaten gelebilen en yüksek şey 200'dür. Anti-aliasing ve VSNG bunlar kapalı. Kaydet diyoruz bu şekilde. Tamam. Burada kaydettik. Burada işimiz bitti abi. Sonra Zula'dan çıkış sağlıyoruz. Zula'dan çıkış yapıyoruz. Bakalım. Çıkış yaparsa artık. Heh. Şu şekilde arkadaşlar. Nasıl diyeyim sizlere? Nerede o? Dur. Game Booster. Bunu gördünüz mü abi? Bu
İnternetten kısa bir hızlı bir şekilde güzelce indirebilirsiniz bunu. Game Booster 3 diyoruz. Bunu açtığım zaman ses kaydı kapanacak. Evet. Böyle bir sıkıntısı var. Bunun nedenini ben de anlayamadım. Sıkıntısı büyük. Onu açtığım zaman ses kaydı kapanıyor ama onu internetten indiriyoruz arkadaşlar. Menüsü çok kolay. Yani indirdiğiniz anda ismini tekrardan göstereyim sizlere. Game Booster 3. Bunu indiriyorsunuz abi. Programı kuruyorsunuz. Masa üstüne bu ikon geliyor size. Çift tıklıyorsunuz. Ortada bir oyun olmaz ilk. Ekle diyorsunuz. Sonra hani böyle dosyaları seçme menüsü geliyor. Küçük bir pencere. Bilirsiniz onu zaten. Buradan abi bilgisayarım diyoruz. Hani tabii o küçük menüden seçiyorsunuz siz. Bilgisayarım, Locum Games, Zula. Oradaki launcher'a çift tıklıyorsunuz. Launcher bu programın içine geliyor. Gösterdiğim. Bir dakika. Ne oluyor lan bilgisayara? Game Booster 3'ün içine geliyor launcher. Geldiği zaman nasıl diyeyim sizlere arkadaşlar? Launcher Game Booster 3'ün içine geliyor ve geldiği zaman yani Zula olarak çıkıyor karşınıza. Ona tıklıyorsunuz. Sonra onun altında küçük bir işaret var. Güçlendir ve başlat diye. Güçlendir ve başlat diye güzel bir işaret var. Ona tıklıyorsunuz abi. Dur şimdi kapanırsa gösteririm. Kapanırsa diğer ses kaydına devam ederiz. Kapanmadı lan. Tamamdır. Dediğim gibi bak çok kolay bir menüsü var. Sil. Buraya çift tıklıyoruz. Ekle var şurada. Fark etmez. Boş alana çift de tıklayabilirsiniz. Bu bilgisayar. Windows C, Locum Games, Zula. Zula Launcher. Tak tıkladık. Güçlendirme başlat diyoruz. Herhalde güçlendiriyor. Ve güzel bir şekilde başlatıyor arkadaşlar. Aynen öyle. Güzel bir şekilde başlattı. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kasma sorunu. Bu 3 püf noktayı yaparsanız eminim 30 FPS alıyorsanız 40'a. Bak ne dedim. Kapattı gördünüz mü? Yapacak bir şey yok. 30 FPS alıyorsanız 50'ye 60'a. 100 alıyorsanız 120'ye 150'ye. Çıkartır eminim. Ben yaptım oldu. Bende olduysa herkes de olur. Eminim hani bunu çok kurcaladım ama en güzel ayarı bu şekilde. Bunları yapın diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Video like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.